Çimen. Arkadaşlar Çimen Show'un 4. sezonunda yepyeni bir bölümde Baba Sahne'ye hoş geldiniz. Bravo. Çok sağ olun. Var mı bugün uzaklardan gelen? Nereden? Amasya'dan. Ben askerliğimi orada yaptım. Olmadı gibi ilgi. Herhalde bu koltuklara oturunca böyle dümdüz muhabbet ediyoruz. Ben askerliğimi orada yaptık kanka. Bizim onbaşı Fikret vardı falan görüyorsun. Şey, ne yapıyorsun Amasya'da? Orada yaşıyorum. Yani iş güç. Ya sadece yaşıyorum ya. Sabah kalkıyorum Amasya'dayım, akşam yatıyorum Amasya'dayım. Yani... Tam da belirttiğin gibi. Yani sabah kalkıyorum, akşam yatıyorum. Şu an iş arama sürecinde. İşsizsin. Aynen. Kibarcası. Biz çok kişi iş bulduk biliyorsun. Teşekkür ederim. Konuşuruz. Teşekkürler biz de bir daha. Ben Amasya'da güneş bakmayı daha çok seviyorum. Bu arada Amasya'ya ben de gittim. Çok güzel bir şehir. Teşekkürler. O dağ delen, şerefsiz hala orada. Delinen dağ, kim delmiş lan? Ferhat. Aynen. Ferhat'ın deldiği dağ orada. Evet orada. Orada da ben de Amasya'da askerlik yaptım. Çarşı izne çıktık. Çarşıdayız. Oradan esnaftan biri dedi ki çarşı neresi dedim. Adam dedi ki burası. Ama bu kadar çarşıya benzemiyor ki. Yani burası çarşı bir Amasya. Bir tane yol var. Neden Amasya'ya gelmeliyiz? Neden Amasya'ya? Elma. Elma Niğde'de daha fazla üretiliyor bu arada. Yani onun bana için gelme. Bana neden sokuyorsun ama sanki Amasya'da elmacı açtın da bence. Yanlış mı biliyorsun yani Niğde elması ben mıdır? Ben de bunu KPSS'ye hazırlanırken öğrendim. Genel kültür olarak bakıyoruz böyle falan. Hatta arkadaşlarım bana göre laf sokmak için yaptı. Yani %64'ü Niğde'de üretiliyormuş da sen ne biliyorsun falan gibisinde bir muhabbete döndü olay. Ama yani onun dışında Amasya'ya ne için... Onu bildin ya, o soruyu bildin mi KPSS'de? Çıkmadı, çıksa bilirdim. KPSS'de de öğrenmedim. Yani onun dışında yani Amasya hakkında bu ne için gelmez? Yaşayacaksanız gelin. Hani tam memur şeyde her şey ucuz. Var ama mı başka memleketlerle ilgili oksijen yanlış bilinen, ver hanımefendi verir misin? Hangi bilgi yanlış biliyoruz, doğrusu ne? Ver bakalım. Ha? Mesela Bayburt'la ilgili çok nüfusumuz az zannediliyor. Daha az. Çok az. Rize ile ilgili bütün Rize halkının Laz olduğu zannediliyor ama öyle değil. Çayeli'den ötesi Laz mesela. Aa, öyle de şarkı da var. Evet. Nasıl o şarkı? Ben bir söyleyeyim. Niye geldiniz buraya falan? Sanki kadın şey yapmış. Bilette yazıyordu ya Çayeli'den öteye şarkı söyledik. İsim ne? Hande. Ne iş yapıyorsun Hande bu arada? Ben öğretmenim. Aa. Evet. Lise. Almanya'dan geliyorum bu arada. Almanya'da öğretmensin. Hayır. İstifa ettim. Eşimin işi dolayısıyla Almanya'ya gittik. Hatta o sizi çok seviyor, o yüzden geldim. Doğum gününü kutlayabilir misiniz sizden rica etsem? Biz ona sürpriz yapacaktık ama. Ya. Bizim WhatsApp'ta grubumuz var. Bizim konuştuk herkesle. Bozduk. Aslında tam olarak bunun için geldim. Ne ismi? Sizi çok seviyor. Ne çok sağ ol. Arman ismi. Arman. Evet. O Almanya'ya gidince mi değişti adını? Armağan'dı. O Almanya'da olduğu için gelmedi değil mi? Evet, aynen. Sen şimdi o şu an Almanya'da. Benim yeğenim doğduğu için geldim. Hangi şehirde? Freiburg. İşte. Freiburg'un neyi meşhur? Şarabı meşhur. Şarap, sosisli ekmeği meşhur. Sosisli ekmek mi? Orman meyveli pastası meşhur. Cheesecake'i meşhur. Normal menü sayı. Magnolias'ı meşhur. Ne yediyse onu söylüyor. Kahvesi meşhur valla. İki tane bardak. İki tane Winston Blue içtim. O da iyiydi yani. Güzeldi. Bize o da meşhur. Meşhur olarak sorunca... Bu arada Arman'da doğum günü kutlu olsun. Evet, doğum günü kutlu olsun. Arman'cığım doğum günü kutlu olsun. Almanya'da başka uzaklardan gelen var mı? Esenyurt sayılmaz mı? Esenyurt dünyadaki her yere uzak. Esenyurt bambaşka bir dünya yani. Orada mı yaşıyorsun? Versene. Arkadaşlar aramızda Esenyurtlu var. Herkes cüzdanı. Rica etsem arkadaşlar. Az ya. Ne diyeyim oğlum? Şaka. Şimdi Esenyurt hep böyle Esenyurt deyince oluyoruz ya şimdi. Öyle. Hadi Esenyurt'u bir de güzel şeylerini konuşalım bence. Esenyurt'ta hadi lan. Güzel olan ne var abi? Bravo. Hadi lan. Esenciles deniyor oraya bir yandan. Bahçeşehir'e yakın. Bu güzel. Ha. Ben Bahçeşehir'de çalışıyorum. Bahçeşehir gerçekten çok güzel. Esenyurt'u o kadar övmedi ki. Yakın muhitten bir yeri öveyim bari. Çok sakin bir yer. Ama Esenyurt'un her mahallesi sıkıntılı. İyi ki Esenyurt'ta yaşıyorum çünkü. Bahçeşehir'e yakın. Adam dondu mu? Abi yok. Bir sebebi yok yani. Hani mecbur... İyi ki Esenyurt'ta mı yaşıyorum? Her yani. İlçin öyle sıkıntılı yerleri var. Esenyurt'ta ama Esenyurt bambaşka abi. Ama Esenyurt kanki bak çok başka bir yer. Esenyurt'ta bir tane, ben de Firuzköy tarafında çalışıyordum yıllar evvel 20'li yaşlarda. Bir tane emlakçı vardı kanki. Her gün görüyorum, atıyorum ismini Güven Emlak diyelim. Güven Emlak yazısını ters yazmış. Yani düşmüş gibi tabela, tamam mı? Ters yazıyor Güven Emlak. Bir görüyorum, iki gördüm. Haftalarca gördüm. En son değil mi? Ulan insan bir tabelasını değil mi düzeltir, her gün bu adam görmüyorum diye. Aradım numarasını. İyi günler dedim. Buyurun Güven Emlak dedi.
Dedim ki abi dedim her gün geçiyorum buradan bir buçuk aydır. Sizin dedim tabela ters dedim. Kim size güvenip ev alacaktı? İnsan dedim tabelasını görüp düzeltmez mi dedim. Adam bana ne dedi? Hayatımın dersini ver reklamcılıkla ilgili. Senin gibi arayan kaç kişiye ev sattım biliyor musun ben dedim. Adam bilerek ters koymuş lan. Ve sonra biz adamla ev kiraladık. Ama bakayım. Vallahi ikna etti beni. Ya tabela siktir et de falan senin evin var. Vallahi ben adamla ev kiraladım. Mesela Esenyurt diyoruz ama ne kadar bak ama reklamcılık olarak. Ama ev ters ev. Tabii. Var öyle. Yiyeceğim mi yavrum yemeği diye anne böyle geliyor. Sen ne iş yapıyordun? Ben motokuryeyim. Aa, motokurye. Biz hani yemeğin bize gelmesini bekliyoruz ama kuryenin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz ya genel olarak tırnak içinde söylüyorum. Senin o sırada çektiğin zorluklar ne oluyor mesela? Müşterilerle ilgili çok sıkıntılar yaşıyoruz. Ben hatta burada söylemek isteyeyim yani oradan çok kişi sipariş veriyordur. Kuryeyle ürün hatası olduğunda ya da ürün SKT vesaire bozuk geldiğinde lütfen bir yıldız vermeyin. Çünkü bizde alakalı bir durum değil. Evet. Biz zaten ortalama 10 dakikada biz teslim ediyoruz. Mesela ben turşusuz istedim, turşu koymuşlar. Kurye amına koyayım niye görmedin o turşuyu diye. O depoyu suyu etkilemiyor yani şirketi etkilemiyor. O tamamen kuryeleri etkileyen bir durum. Ne oluyor? Sen bir yıldız alınca ne oluyor? Şöyle oluyor. Aylık çekler var işte hediye, çek, yarışma vesaire. Vermiyorlar. Vermiyorlar evet. İsmini söyle hepimiz 5 verelim. Durduk yere sana kuryeyi getirmedi. Olsun canı sağ olsun amına koyayım 5. Aklımdan geçirdim vallahi getirdim. Ulan karnım mı aç dedim lahmacun getirdi falan. Bazı böyle fake yorumlar yazdırıyorsunuz. Şimdi sen üzerine alınma da mesela. Kurye getirmiş lahmacun. Abi diyor 5 puan verir misin mesela diyor. Ben de yazıyorum. Lahmacun buz gibiydi ama kurye arkadaşımız son derece estetik ve muhteşem bir... Hani yazıyoruz ya böyle uzun uzun. O önceden vardı. Çok yorum geliyordu öyle gereksiz. İşte ya kuryeniz çok yakışıklıymış vesaire gibi. Tabii ben değil yani. hayatım yanlış anlama. Ha sevgili mi burada? O eşim. Aa eşin hangisi? Ha yazsalı mesela ha bir dakika isim ne eşinin? Sümeyye. Şimdi Ümit'e bir bakıyorsun. Ben böyle erkek görmedim. İşte ne bileyim kurye geldi maşallah. Hep o getirsin bana. Hep o hamburgeri kaldırdı sağ olsun. Keşke bir gün beni de kaldırsa falan. Ya, böyle yorumlar. Der misin Ümit ne oluyor? Hamburger normal gelsin biz de satırız onu. Değişik bir kadın. Mayonez üstüme döktü sağ olsun falan filan. Direkt derim ki bir göz doktoruna görünmesi lazım. Sanırım benim kocamdan bahsetmiyor. Sümeyye çok yakışıklı çocuk be. Gerçekten. A'yı yaptık da sen biraz uzattın yani. Daim biz A'yı yaptık da sen 15 dakikada abi yakışıklı bana yakışıklı. Başkasına değil yani. Evde öyle demiyor. Bana diyorum hayatım. Ne diyor? Çok yakışıklısın yani. Çok sen bir kere. Bak sempati yakışıklıktan daha önemli. Hemfikir miyiz? Evet. Yani benim eşim, sevgilim, erkek olan sevgilim çok yakışıklı diyen var mı? Ver bakalım. Merhaba. Yanınızdaki değil herhalde. Yanımda. Ay çok güzel. çok yakışıklı. Hayatımda. Ama çok yakışıklı. Zaten ben onun yakışıklılığından çok etkilendim. Ama. En sevmediği şey ne? Bir şeyleri ciddiye almakta çok zorlanıyor. Yani mesela ben bir şeye bozulursam bunu umursamaz çok. Spesifik ne mesela? Yani senin acınla şey yapmıyor, kederlenmiyor. Yani evet şey der mesela, ya ben böyle anksiyete problemleri falan yaşıyordum. Hı-hı. Mesela şey, ya bunu niye kafaya taktın ki şimdi? Şey diyor, sen kendi kendine bunu yapıyorsun falan hani. Ha beni uğraştırma bence diyor. Bence burada yani. Böyle bu kadar kafaya takmanı gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii sorunu küçümsemek o sorun daha da büyütüyor aslında. Yani tabii çok şey yapmıyor da benim cevap için çok hakkı önemli. Ver bakalım cevap hakkı istiyor yakışık seksi beyefendi. Teşekkür ederim öncelikle. Şöyle. Oo. Pilot gibi konuşuyor. Pilotum bu arada. Pilot musun? Harbi. Evet. Oğlum siz niye böylesiniz lan? Bir dakika bir şey soracağım. Çimen Show. 17 Ekim. Baba sahne. Pilotum bu arada. Fazlı bal. Siktir lan. Ama aslında ona inandırtmaya çalışıyorum. Hani iyisin, sıkıntı sende değil. Hani ben umursamayayım ki o da böyle bilinçaltında umursamasın gibisinden bir taktik izliyor. Yanlış. Ama bu 7 yaşındaki çocuklar için böyle tabii derler pedagoglar. Hani kankim olur mu? Siz böyle büyütürseniz çocuk da iyice travma geçirir falan. Korkunu diye önemsiyorum ve haklı buluyorum. Hatta bende de ona benzer korkular var derse bence değil mi? Olabilir. Değil mi? Ben belki... böyle hemen üstüne gelince yan gitme yani. Sen haklısın. Süper bir şey söyledin. Hadi lan. Haklısın. Ne diyorsan haklısın sen kardeşim. Teşekkür hangi ederim. Hangi hava yolu sizinkisi? Hava yolu değil, daha son sınıf. Daha şu an öğrenci pilotum. Senin pilot olmama şansın var mı? Yani sağlık, sicilde bir sıkıntı, sağlık sıkıntısında ya olabilir. Ne olacaksın yani? Ya bir sıkıntı olmaz. Nasipte varsa... Olamazsan üzülür müsün? Üzülürüm. Sen de ki ya olabilir, ne olacak? Bu senin kendi sorun. Aman, uçsan da ne olacak? Sen de. Bunun Tayvan'ı var, şeyi var, uçuşları var. Aşkım 3 gün yazlar, vallahi dönemiyoruz. Ne yapalım, kaldık buradaları var. Diyelim 20 kilo.
Yani var. Neyi seçeceksin? Çok rahat yaşıyor yani, ben hiç kıskanç bir insan değilim de. Ben şeyden hoşlanmıyorum. Sevmediğim insanlarla görüşüyor olmasını. Mesela evet. Senin böyle huylandığın birileri mi var çevrede? Var. Ona yaklaşan böyle fıtıklı. Evet evet çok var. Ben öyle şeylerde sadece sıkıntı çıkarıyorum. Sen, yoksa yani. Bu kız dediğin onun iş arkadaşı gibi birisi mi oldu? Yani okuldan bir tane arkadaşı var. Onu hiç sevmiyorum. Mesela neden sevmedin? Belki de sevgili yaklaşıyor yani mu? Yani böyle bir flörtöz mü sevgili? Yok bence yaklaşmıyor ama böyle ben çok oynak tiplerden hoşlanmıyorum. Yani ne yapacağı belli olmuyor bazen okulda. Mesela hangi hareket sana oynak olduğunu hissettirdi? Her hareketi. Mesela? Ya yerinde duramıyor kız yani. Nasıl? Çok mesela... Var mı bir twerk tamam. Falan izleyelim? Oynat bakalım. Yani... Biz o zaman haklı buluruz. Haklı abi buna bakamaz mı ya? Peki i̇şte Fuat yaşamadı. Ona niye yakın? Yani... Seviyormuş, çok iyi kızmış, öyle diyor. Ver bakalım. Sen var ya bu sorunu nasıl çözersin biliyor musun? Al eve getir. Ama karın yok ya. Gelsin görsün çünkü o varken getirirsen hani hırlaşırlar ama o evde gelirken ev sahibi buymuş gibi bir şey oluyor da onlar şeyler de vardı. Evet başka. Ya hakkını başka yemeyeyim şey. O kişilere karşı herhangi bir saygısızlık ya da sevmediğini de belli etmiyor. Yani onlara gayet saygılı. Sana yapıyor. Evet beni yiyor. Tanıştırdın mı? Tanıştırdım. Aa. Ben öyle çevremde... Ha, öyle gösterdin. Şu dakikaya kadar. Ya kim üstüne alacak acaba bunu? Eşin isterse arkadaşından vazgeçer misin? Evet. Gelecek vadeden arkadaşından. Vazgeçersin. Vazgeçerim. Görüşüyorsun diyor hala. Ama yani öyle de bir durum olmadı ki sadece hoşlanmadı yani. Ben de mantıklı bir sebep olsun. Benim de süzgecinden geçirsin. Bana da onaylayayım ben de. Mantıklı sebep ver. Mantıklı bir sebebim var ama bunu burada söylemeyeceğim. Kapattık çünkü üstünü. Öyle merak ettik ki. Söyleyemem ama. Şey gibi mi? Tahmin ederim. Edin. Onunla bir gece aynı evde mi bulunmuş? Evet, aynen. Nasıl bir gece bu? Yani şöyle bir gece. Ay biraz çok heyecanlı sordum pardon. Özür dilerim. Bu aralar gecelerim yalnız geçiyor. Şöyle bir gece. Onlar uçuşlar için Edremit'e gittiler. Fuat'ın da orada yazlığı var, orada kalıyor. Fuat diyorlar ki sen gitme, yarın sabah da zaten uçuşun var. Burada hep beraber kalalım. Orada kaç kişiler? O dediği i̇şte odada. İşte iki kız, iki erkekler. Tamam. Okey. Denge. Ondan sonra neyse. Sonra şey. Ben de dedim ki hani ne yapıyorsunuz falan dedi. Biz oturuyoruz hala falan. Dedim tamam ben yatıyorum o zaman dedim. Saat kaç? Yatıyor musun? Saat kaç? Saat 12, 1 falan. Ben çok geç yatmıyorum o kadar. Güzel. Tamam. Aynen. O da bana dedi ki tamam ben de zaten kalkıp eve geçerim dedi. Ama hani bana öyle bir bilgi vermedi. Sonra sabah ben uyandığımda. İkisinin beraber aynı evde kaldığını öğrendim. Ve İkisinin işte... değil, dördünün. Hayır, onlar kalmamışlar. Siktir. Aynen. Kanka, seni toparlayalım dedik ama. Kaçta uyudunuz o gece? Ya şöyle aslında. O gece kaçtı, şöyle aslında bırak. Ben senin sevgilin değilim. O gece kaçta uyudunuz? Uyumadık abi. Biz geç uyuduk yani. 2-3 gibi falan uyuduk ama yani sohbet, muhabbet hep beraber. 4 kişi dendi ya, bir arkadaş, bir kızla bir erkek arkadaşımız flörtleşiyor. Onları da biz hani... Ha bir de siz... ortamda flört de var. Evet o ikisi flört. Siz de flört etmeyenlersiniz. Biz evet, biz o sevgilisinden yeni ayrılmış, benim sevgilim olduğu belli. Nereden belli? Biliniyor yani, tanışılıyor. Tamam belli ha. De şimdi 4 kişi, 2 kız, 2 erkek. Bunlar flörtleşiyor, böyle böyle muhabbet. Siz kaldınız ikiniz. Dedikodusu. Hayır, bunlar da birbirini. Ya, ya. Ya bunlar da birbirini yiyecek ya. İşte sonra gece yatmaya doğru gittiler. Onlar gider gitmez şimdi dörtlü bir enerji var. Tabii. Bir de iki kişi gidince bir anda hop ne oluyor lan oluyor insan. Olur. Karım da uyudu. Ne oldu? Ya artık dedik yatalım dedik yani yarın da uçuş var. Uyuyalım yatalım dedik. Sonra. Fuat haklı buldum. Haklı haksız diye bir şey yok burada. Tuhaf bir durum. Evet, yani biraz yanlış anlaşılmaya müsait. Adam yapmadım diyorsa yapmamıştır. Baksana şunun suratına. Güvenilir bir adam benziyor. Çok güvenilir. Teşekkür ederim. Ağır böyleyim. Ama şey yani bir kızla aynı evde kalmak açıklaması şeydi. Zor bir şey. Bir de gecenin ilerleyen. Bir de hoşlanmadığı biri olunca ekstra kalıyor. Yoksa o da Ezgi de şey, kıskanç biri ama değil. Ama ben Fuat'ın evet. O gece yanlış bir şey yapmadığına inandım. Evet zaten inansan orada olmaz. Evet ama ona rağmen Fuat... Fuat o gece yapmıştır diyenler. Arkadaşlar ne yapıyorsun ya? Fuat sen niye böyle yapıyorsun? Lan oğlum biz tam tersini yapman gerek mi? Hayır böyle yapman lazım ya. Oh be bak bir sevgilim anlamadı. Bir de böyle yapıyor. İki kere abi. Çok da sen niye böyle yaptın gerçekten? Ne anladın sen? Niye, ben alkış seviyorum, ilgi seviyorum. O yüzden yaptım yani. Sabaha kadar alkış sesi duyuyorum. Ne güzel aşkım biri beni alkışlıyor. Biz sizi inanıyoruz. Ya inanıyoruz.
mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Takıntısı sen olan ve ben olan. Evet. Ev hanımı. Bir çift var aramızda. Bir, editör ve ev hanımı galiba. Birinin takıntısı ya, demişler. Çift olduğunu tahmin ediyoruz. Birinin takıntısı. Misiniz? Hoş çift. Geldiniz. Ha, aynı. Ha, verebilir miyiz? Siz daha önce geldiniz. Pardon, biz çift sanırım. Gelme. Evet, benle kapıda karşılaştık. Evet, çok tatlısın, evet. Kapıda karşılaştık. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Şimdi birinizin takıntısı Cem İşçiler, birinizin takıntısı Fazlı Polat. Biz Cem Bey'le kapıda karşılaştık. Evet. Hemen de samimi bir sohbet gelişti aramızda. Evet. Sonra ben tuvalete gittiğimde annem Fazlı'yı görmüş ama konuşamamış. Dedim Cem'le konuştun rahat rahat, Fazlı'yla niye konuşamadı? Şöyle bir
bir şeyler yaparız laf, lafta. Allah Allah. Peki Sayın Kılıçdaroğlu. Sen... Pardon. hayır. Bir dakika. Sen şimdi aslında... Sen neden... ironi yaptık kanki. İroni yaptık kanki. Yok ya. Ben ironi yap. Bence 18 yaşındaki bir genç bence böyle bir nesil yetişti abi. Vallahi böyle bir nesil yetişti. Şimdikilerin de öyle bir düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Ben de onları devam ettireceğim yani. İşte niye onları değiştirmek istemiyorsun? Bu da hakikaten Kılıçdaroğlu diyor ya. Halk yanlış halk. Cüzdan bulmuş. Cüzdan diyeceğiz ya cüzdan. Cüzdan. Ya veriyor kimseler ama. Ne öyle ne bakıyor. Biri cüzdanı. Bak cüzdanı kaybetmişler cüzdanı bana getirdiler. Buna versin çünkü gene kayba bırakayım anladın. Biri cüzdanı bir düşürmüş. Yani bizim izleyicimiz de onu aslında ben. Çıkmadı mı kimse? Çıktı buldum da. Ha buldun tamam. Şimdi çimen bölümde bulmuşuz gibi yapalım. Ne? Öyle olmaz daha iyi olmaz. O salak gibi konuştum aklıma şimdi geldi. Ya, ama şimdi çimende gerçek dışı bir şey hiç yapmadık ki şimdiye kadar. Nasıl yapacağız? Ya o senin haberin yok ya. Sonra senin haberin yok. Tamam. Sen de bilmiyorsun. Sen ne nasıl? Ne, şey diyeceğim arkadaşlar ne? Cüzdan bir düşürmüş. Bize verdi arkadaşlar. Kimin tamam, falanlıyız. Okay, okay, tamam. Bir izleyicimiz cüzdan... bir izleyicimiz cüzdan... Ne oldu Cem? Aa, burada bir şey... bir izleyicimiz... Oyuncu olduğu için tabii oynuyor. 17 Kasım'da sinemalarda. Oyuncu, aktör, yazın, senarist, aktör fazla mı? Ben oynayamıyorum. Ya fazla. Efendim. Sahneye çıktım. Evet. Bir izleyicimiz cüzdanı düşürmüş. Ne? Ha, bir bu eksikti. Hay Allah. Kim olduğunu nereden bulacağız acaba ki? Cüzdanı düşünen var mı? Ya amına kayım onun cüzdanı ya. Adam şansını deniyor. Ne yapacağım burada? Ali Seydi Feleğin kartı var bölge müdürü. Baban TCD'de bölge müdürü mü? Hangi bölge? 6. Adana. Aa benimki de. Aynı baba. Kredi kartında kaç lira eksi de? 70 bin lira borcum var mı kartının? Ya benim IBAN'dan çeker meker teması da vardı. Al şu cüzdanı amına koyayım. Ver şu cüzdanı versene bizim çocuğu. Versene cüzdanı. Peki sen 70 bin lira ne yaptın? Sen öğrenci misin? Öğrenciyim. 70 bin lira ne yaptım? Abi o... bonsai'nin kilosu olmuş. 25 lira. Kilosu, kiloyla alıyor. Abi Amsterdam'da harcadım yarısını falan. Oraya gittin ha. Ama... Work and travel. Erasmus aynı. Ne Erasmus evet. Erasmus'ta İki tane mont aldım zaten 30 bin etti. Mont almaya mı gittin Amsterdam'a? Yok ucuz geldi. Ucuz geldi en kötü satarım dedim. Satılık iki tane North Face mont var. İsteyen varsa dolaptan. North Face aldım. 70 bin lira sen hiç problem değil kankam ya sen. Sen ne var ya yani? Öyle bir gaza geldin devamını getirmedin. Sen kazanan insan. Asgari 70 bin ağır gelir. Asgari 2000-2500 olsa öderdik. Olur abi. Göndersin. Yani ben şey dedi şimdi. Hani bir ihtiyaç şimdi gidip North ve Amsterdam'da iki tane mont adam borçlanıp biz kapatacak halimiz yok ama okey. Bir şeyini kaybeden var mı? Önemli bir ya da şey böyle bir şeyini kaybeden. Ya da çaldıran. Ya şey da çaldıran mi? Savaşına katılan bir şakalı. Cüzdan Muhammed değil mi? Versene. Uçak biletini aldım. Kıbrıs'a gideceğim. Ertesi gün uçuşum var. Sonrasında bir baktım kimlik yok. Uçamadın. Uçamadım. Ortalığı ayağa kaldırdım. Konsolosluğu falan aradım. Ehliyet oluyor mu? Geçici kimlik oluyor mu? Eminim ayağa kalkmıştı konsolosluğu. Ayağa kaldırdım. Kalkın uçur! Bilmiyorum ki kimliğini kaybetmiş. Böyle izliyorlardı. Böyle konuşuyorlardı Allah bilir ben. Telefonda. Evet. Sonra sen ayağa kaldırdın. Nasıl ayağa kaldırdın? Benim böyle tanıdıklarım var falan. Teşkilatı ararım. Var ya o adam. Teşkilat arayalım. Teşkilatta dayım falan var dedim böyle. Sonrasında hakkımı amcama devrettim. Uçuş hakkımı. Cezasını ödedim. Uçuş hakkını devretmediği bir şey mi var? Yani kendi ayarladı bir şekilde. Üstüne biraz cezasını verdim biletin karşılığına. Kıbrıs'a gitti ha? Kıbrıs'a gitti. Sen ne iş yapıyorsun orada? Ben beyaz eşyacıyım. Bayi değil mi? Bir sürü markanınkini mahalle arası satan. Aynen elden taksitle. Ya kanki bir şey soracağım. Hakikaten mahalle arası elden taksit. Hani senetli biliyorsun geri almak zor yani. Yani şöyle parası. Söyleyeyim 2014'lere 15'lere kadar herhangi bir sıkıntı yok. 2015'ten sonra insanlar artık borçlarını ödememeye başladı. Ödeyememeye başladı. Böyle durumlarda biz devreye giriyoruz. Ama şu an biz de devreye giremiyoruz. Fiyatlar uçtu gitti. İnşallah düzelecek kanka. Hani yeni siyasetçiler geliyor. Düzelecek ona. Kardeşin geliyor oturmaya, çöreklenmeye geliyor. Çörek ya. Partisi. Eyvallah kral. Teşekkür ederiz. Ne kaybettin? Ben cüzdanımı kaybetmiştim. Ama içinde para vardı. Ne kadar? Çok mu? Yani döviz vardı. Uğur olsun diye sakladığım bir dolarım vardı. Onun bir dakika dışında... orada bir duralım. Şimdi bir de çantamda maklum ben vardı. Ev serisi değil.
Onların ötesinde işte kimlik kartım vardı. Ben yabancı olduğum için bizim kimliklerimizi kaybettiğimizde onun bir cezası oluyor. $600 civarı. Neresin kaydım? Ben Türkmenistan'dan geliyorum. Bulabildin evet. mi sonra? Yok, bulamadım. Aha. Sonra işte emniyet göçü dairesine falan müracaat ettim. Orada da ayağa kaldırdın mı? Yok, kaldırmadım. Neyse ki böyle son ona oturma iznimin bitme dönemine yakındı. Evet. Yerine başka bir... Amcan geldi. O amcam yere. Yoktu. Eyvallah. Sen Türkmen misin bu arada? Evet, Türkmenim. Burada ne yapıyorsun? Nasıl? Ben burada neredeyse 10 senedir Türkiye'deyim. Plastik cerrahi kliniğinde. Satış temsilcisi olarak çalışıyorum. Şey, ailen Türkmenistan'da. Evet, ailem Türkmenistan'da. Sen kardeşim Rus. Ben burada bir ailenin yanında kalıyorum. Aa. Ben Özge ablam, Metin abi. İzlerseniz. Çok severim. Bir yer oradalar sandım. Özge, yok, orada oturuyor. Değiller. Sen kira vermiyorsun anladığım kadarıyla. Yok, kira vermiyorum. O yüzden bu selamlar. Evet. Çünkü ev sahibine selam yollamaz mı? Esas şey, cüzdan meselesine dönüp. Onlar mı çalmış? Onlar çalmadı. Özge abla Metin abi çaldı. Hayır, kendim. Kendi konsolosluğumda kaybettim bunu. Burada düşürdüm dedim. Bana içinde para varsa getirmezler dedi. Dedim para önemli değil, yani cüzdanı getirsinler çünkü cüzdanın anısı evet, var dedi. Hırsızlara seslenelim mi? Sadece hırsızlar değil. Mesela yolda yürüyorsun abi, bir cüzdan bulun, içinde bu 10 bin dolar para falan. Kim alır? Mesela 10 bin dolar para var. Alırız. Parayı. Ben bakarım kamera var mı? Cüzdanın içinde mi? Mobese. Hayvan gibi gözüküyorum böyle aldı. Mobese var. Mobese artık her yerde var. Bir de şaka maka yapıyorlar ya oğlum ya. Rezillik evet, yani. Rezillik. Yok, parayı alınmaz da. Hırsız yani, adam. Hırsızsa aldı diyelim. Seslerim. Aldı. Hırsızlar. Kimliği mimliği bırakın da. Ayakkabı çaldırdın. He tamam. Ama beyefendi sen dönünce el kaldırdın. Ona da bakalım. Tamam, benim, ne çaldırdın hayatım? Gençliğimi abi. Ben çaldırmadım da kaybettim. Öyle sordunuz. Ne kaybettim? Ayağını, ayağa kalkarsan. Pardon. Kamera. Ben belimin altını çaldım. Kalkamıyor ya. Abi şaka. Ben çok dağınığım, her şeyi kaybediyorum devamlı. Moda sahilde telefonumu kaybettim. Sonra poliste buldum onu. İyi bir vatandaş getirmiş. Oha! Ben çok... de öyle dedim. Yani o polise ben... öyle dedim yani. Bulundu mu diye böyle. Hatta totem falan yapmıştım bulunursa falan diye. Ne yapacaktın? Bir günde 25 kilometre yürüyecektim. Ay. Bu benim için zor yani. Ya mesela sen şimdi asidir telefon yok. Eğer bulunursa bugün tam 25 kilometre yürüyeceğim. Aynen öyle. Gittim telefonu buldum, sonra evde kaybettim. Bir insan eve koyduğunu hatırlıyorsa evde de nereye koyduğunu hatırlıyorsa gerek. Hiç hatırlamam. Yok, kimliğimi öyle kaybettim, şeyden çıktı. Kışın giydiğim ceketin cebinden şeylerden çıktı yani. Ya, öyle bir şeyin cebinde. Muhtemelen diye. Öyle bir şey olacak çünkü ben mesela Zippo'mu kaybettim evde. Dedim yenisini almayayım, kesin çıkar. 2017'de kaybettim, hala çıkmadı. Ama evde yani. Sevgilin var mı sevgilin? Yok. Ciddi. Onu da mı kaybettin? Evet, çok tatlı bir adamsın. Hayatında bir ilişki nasıl olmaz ya? Senin gibi adamlar böyle ölür mü öyle bir şeyler? Vallahi siz de nasıl hala bekarsınız mesela? Bekar değil, dul. Çok güzel. Konumuz çok sağ olun. Aa. Şimdi konumuz var, şimdi çağıracağız. Evet. Koşarak geliyormuş. Bacağımıza dalıyormuş. Şey ama nerede ki? Çok seven, çok izleyen, gösterimize falan da gelen sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bir çimenci. Çimenci. Alkışlarınızla Kaan Kazgan. Ne haber Kaan? Bulamadım seni! Yapma. Çok merak ediyordum bu hareket nasıl ya? Ya arkadaşlar, de, Kaan çok özür. Ay bir de ya, devirsen. Bir dakika. Ya, kanka devirsen sonrası yok amına koyayım. Oh siktir. O ne lan? Oğlum çok sert lan bu. Kaan ne olur otur. Çok, ne olur normal bir talk. Ya yıllardır arkadaşlar Çimen Show izlediğiniz ilk talk show değil elbette. Yıllardır birçok talk show izledik, program izledik. Ben az önceki yaşanan şeyden utanıyorum. Bak çocuk bizi severek davet ettik falan gibi. Onunuz şimdi ya yapma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Böyle İlyas! Olur. İlyas! Ay, fazla. Merhabalar. Heh, hoş merhaba. Geldin. Evet. Hoş geldin Kaan. Şimdi evet. İçeride o kadar çok soru sorduk ki sana. Sorumuz kalmadı bu arada. Ama kimsenin haberi yok bu durumda. İçeride çok eğlendik. Konuşun videosu var, izleyelim bu arada. Şey olsaydı, sen şimdi o videoyu izledik ya, hepimiz izlemişizdir. Ben çok sevdim o videoyu. Ben izlerken çok heyecanlandım lan hani dayak yerse falan diye. Evet. Orada mesela sen atladın ya. Evet. Düşmedi diyelim. Evet.
İkinci plan neydi? Benim zaten maçım vardı normal 28 Ekim'de. Omzum yırtıldı. Şimdi Aralık ayına ertelendi maçım. Normal şartlar benim zaten ayakta yumruk atmamın sebebi maçım olduğu için elimi sakatlanmamasıydı çıplak elle. O yüzden zaten yere düşüreyim, yerde 2-3 tane dirsek atayım. Maç öyle bitsin, yani dövüş öyle bitsin diye zaten planı onun üzerine. Hep yere düşürmek üzerine. Yani işte olabildiğince az kendimi sakatlayabileceğim ortamda maçı bitirmek üzerineydi. Ama düşmediği yerde de bu sefer yapacak bir şey yok. Dövüş devam ediyor sonuç olarak. Bir de mesela o şeyi de içeride söyledim ama... taşları temizliyor ya kafasının altından. Biz herkes şey dedi, lan ne kadar centilmen bir adam. Meğersem benim kafama vurmasın diye kaldım. Ben hayatta söylemez bunu. Var ya abi, bak, evet ama... öyleyim derdim. Yalan söylemeye gerek yok. Ne olduğu belli. Şimdi kimse beni... Adamın kafası zarar görmesin diye taşı temizleyecek adam, adamın kafasını dirsek atmaz yani. O da mantıklı. Öyle bir şey yok yani orada. Yani burada taşı temizliyor, burada ağzını atıyor. Ama kafası taşı atmasın. Ama tabii biz bunu tasvip etmiyorsun değil mi? Sen de şey diyorsun yani, örnek değil bu. Yani bu zaten doğru değil. Bir şey yani bunu değil. Çok söylemeye de gerek yok. Ben de zaten her hafta Tuzla'ya gidip sokak dövüşüne çıkan bir adam değilim yani. Bunu hani söylemeye de gerek yok. Bir de şeye çok şaşırdım. Boş bir arsa bulmuşlar İstanbul'da. Ben boş arsayı uzun sürede hiçbir yerde görmüyorum. Her yerde ev var amına koyayım. Nasıl buldunuz lan arsayı? İnşaatçılar bekliyordu. Hadi abi kavgamesini de şuraya bir daha temeli kazanalım. Toki orada bekliyor. Hadi ya şu kavgamesinden bitecek ya. Yaz baksın ben... O yüzden hızlı bitti galiba kavga. Ben mesela birine vursam... Çok canım yanar. Yani üzülürüm ya. Vurdum ve belli ki dövüyorum. Tamam evet. Belli ki artık çaresizce böyle duruyor. MMA için de yani profesyonel evet, dövüşünden evet, de bahsediyorum. Okay. Sokak dövüş değil. Ben gerçekten daha fazla vuramam. Demek. Psikolojik olarak zaten bunu hazır olmayan bir insanın yapabileceği bir iş değil bu. Sonuç olarak bir insana zarar vermek üzerine olan bir spor yapıyoruz. Evet çok enteresan. Dövüşçü olarak. Ve bunu yapabilecek psikolojik olarak yeterliğe sahip değilsen zaten. Bu yeterlik zaten yapabileceğin bir iş değil bu. Diyelim bir sonraki gün akşam kavga geçen evet. Adamdan. Sabah Instagram'ı biliyorsun adamın. Hı-hı. Post atmış. Oğlu var 4 yaşında. Ömrümün sonuna tane, kadar seni seveceğim falan yani diyor. Bir tane de kızı var. Ama ömrüm de ne zaman belli değil. Kızı diyor ki baba kavgaya gitme sana yumruk vurulunca çok üzülüyorum. Ay. Yapmasın o zaman. O da diyor ki merak etme yavrum Kaan abim bana çok vurma. Adam da gidin anlamış. Kaan abin yufka yüreklidir hiç merak etme. Bir de Kaan'ı etiketliyor. Kaan amcası ne diyorsun beni bak İlayda ne diyor bana. İlayda'ya bir selam söylesene Kaan abi. İlayda sıra atıyor. Kaan amca babama vurma ölür mü beni? Böyle sürekli seni oradan etkiliyor. Manevi evet, yönünde evet, etkiliyor. Etkileyemez. Sonra ağzına burnuna vurmaya başlıyor. Ya özellikle işte kavuştum bunu yapmaz zaten. Çocukla yapma vuruyor mu? Abla da İlayda babana ben babanla kavuşturacağım abi. İlayda. Sen kaçta kaç senin dövüşlerin? Kaç dövüşün var? Ben kariyerimin ilk başlarında üst üste yenilgiler aldım. 2012 ile 2015 arasında yenilgiler aldım. Sonra 2015'ten beri hiç yenilgim yok. Güreşi döver misin? Güreşi dövebilir misin? Güreşi dövemezsin ben de güreşi. Dövemezsin de yani. Yani ben MMA'nin olayı zaten şu diyorum ya. Hiçbir branş tek başına %100 etkiyi yaratamıyor. Çünkü mesela güreşçi de ayakta vuruş yapmayı bilmiyor. Seni yere düşürse bile yerde devamı yok. Çünkü güreşi puan almaya çalışır. Sırf adam seni yere düşürdü. Onun için orada bitiyor zaten olay. Tabii. Ya oradan sonra işte yapabileceği hamleleri bilmiyor. Zaten MMA'nin var olmasının sebebi bu işte. Babamı dövebiliyorsun. Çocuk gibi sorular soruyor. Biz iki kişiyiz ya. Evet. Hiç mi şansımız yok? Bir dövüşçü bir insanla dışarıdaki insanı ayıran aslında dövüşle alakalı şey şu. Şimdi ben dövüşçü olarak her gün veya diğer dövüşlerde zaten her gün antrenmanda yüzüme onlarca darbe alıyorum. Yani o yüzden benim bundan vazgeçebilmem için beni nakavt etmen lazım. Değil mi? Ama dışarıdaki bir insan belki atıyorum kaç yaşındasın şu an? 40. Hadi 40 olsun. Tamam senin kızınız 40. Sen bu cesaret nereden geliyor lan bu cesaret? Aa, hayırdır cemişçiler. Kestik ben böyle. Tamam şimdi şöyle 40 yaşına kadar kaç kere kavga ettin? Belki hiç. Ben ortaokul lafı etmiştim. İşte mesela. Onu diyeceğim. Yüzüne darbe aldı. Şimdi gerçekten 40 yaşına bir insan. Benim gözüm katarakt. İnsanların zaten. Yani ben bir kere. Ayıp oğlum bana kavga çok ayıp bir şey. Gerçi kavga suç olmalı ya. Bir de bunda kanka benim muska var vurma bunu. Hala çok acayip. Vurmaman için her şeyi yapıyor. Değil mi? Sen benim gösterime gelmişsin. Evet, geçen sene evet, fotoğrafımız var. Ben evet, senin kasını sıkmışım. Evet evet. Niye öyle bir şey yaptın ben ya? Bilmiyorum. Tam boşanma ötesiydi. Gerçekten şöyle bir fotoğrafım var. Evet evet. Doğru bu arada. Değil mi? Denk geldi. Aa bak işte. O zaman işte bir şey. Bak fotoğrafımız var. Bak gerçekten koy. Şöyle bir fotoğraf var. Yüz yüze bakıyoruz ama Cem böyle. Muhtemelen sen bana dövüşçü mü dedin? Nasıl yaptın ben de bakayım dedim sana. O kadar. Sen gerisi geldi amına koyayım. Sen ne biçim bakıyorsun ya? Bilemezler bu arada. Ama sert. Ben ziyaretim. Kanka bayağı evet, sert yani. Az önce şöyle evet, bir şaka yaptım ya. Çok aynen, taşa çarpıyor gibi hissediyorsun. Çok kuvvetli çocuk. Birisi kurye... Sen de kuryesin ha? Ben de aynı şirketin çocuğum. Ay ne güzel. Denk evet, geldiniz burada. Tanıyor muydunuz birbirinizi? O da mutlu. Hangisi puanı daha yüksek acaba? Senin kaç puanın?
7.8 10 üzerinden senin? Ama evet, az. Senin? Ümit? Herhalde 3 falan ki cevap ben. Genel sürüş. Ben ortak yönetim şubesindeyim. Genel sürüş mü? Oğlum senin tespitin kuruyor. 7.8. 5.4 benim. Çok iyi. Yani ben şu an risk altındayım. Sen motoru koşarak mı gidiyorsun? Sürüş niye 5.4 senin ya? Uygulamada uluslararası bir program var. Senin motoru nasıl sürdüğünü, işte nasıl yan yatırdın, nasıl döndüğünü, ne kadar hızlı yaptığını işte falan tespit ediyor. Dördün altında olduğun zaman uyarısız direkt inaktif ediyorlar. Tekmeyi koyuyorlar yani, öyle söyleyeyim. Tekmeyi derken motoru elinden mi alıyorlar ya, seni kovuyorlar? Yok, motor zaten şirketin genelde. Sürerken vuruyorlar. Sadece işte ertesi o inaktif. Fazla şöyle sanıyor. Aa bak, bizi kuruya gülüyor. Geçerken vuruyorlar. Kaan gibi kuruya böyle gidiyor. Kaan da hariç maaşına bindir ya. Ben öndeki kuruya versene be. Peki senin taklit dediğin ne? Ozan Doğulu yapıyorum. Ozan Doğulu'yu mu yapıyorsun? Ozan Doğulu mu? Ozan Doğulu ne olduğuna şu an şey yüzecek. Ne diyor? Ben Kenan Doğulu kardeşiyim. Ben Kenan Doğulu kardeşiyim. Sor bakayım benim abim kim? Kenan Doğulu. Bak aynısını yaptım bak. Şu an heyecandan dolayı biraz. Asla. Ozan Doğulu şu mu hareketi? Şarkısını söylüyorum. Gökhan Özen. Gökhan Özen yapıyorsun ha? Ama jet ski de kaybolmuş halini falan böyle. Koşa koşa ardından. Çok güzel lan, çok güzel, çok güzel. Şu anda yıldız, 3 yıldız verdim sana. Geçmiş olsun. Baykuş sesi çıkaran birisi varmış. Ya onu yaptılar. Baykuş. Sen daha iyi, Baykuş daha iyi yapayım dedi. Daha iyi Baykuş vermekten. Abi benim olduğum yerle kimse bakacak diye bana sonra. Bir versene, yap sana. Hatta kardeşim. Ters duruyor adam. Bu şey koa hastası Baykuş var. Çok sigarışmış. Adam bir oğlum saniye, ya, yanlış ele getirmişiz ya. Başkasının eliyle yap. Sen ben kendi elinle yapamadım. Bu çaresizlik daha komik oldu. Çok kardeşim. Sakin ol kardeşim. Kardeşim. Tam zamanı Gökhan Özen yapmadın. Tam zamanı. Bir dakika kardeşim. Kardeşim sen yapamıyorsun. Yapamıyorum zaten. Niye kardeşim? Şu an olmuyor. İlk başta yapamadın ya. Şunu anlayamadım mesela. Böyle yaptım, böyle yaptım. Hani oğlum bu kimin eli ya? Ben başka yere gittim. Bu arada 2017'den beri falan yapıyorum ben bunu. Hayatımda ilk defa oluyor bu arada. Olmaması mı? Aynen, olmaması ilk defa oluyor. Evet. Ara dedi. Tam yaptığın zaman dönerim sana. Bu arada aramızda kaburgası çatlak birisi varmış ya. Şey demiş. Fobim düşmek, yeni düştüm, kaburgam çatlak geldim. Kim o? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ah canım benim. Bunu da belirtelim. Hastaneye tamam. Götürmek yerine buraya koşarak geldi. Aşkım yapmış olsun, hemen çimene yazalım bir. Nasıl bir düşme oldu bu? Yani nereden? Merdivenden kayıp düştüm. Ev dubleks mi? Arkadaşlarımızın evinde. Arkadaşlarımızın evi mi? Evet. Dubleks evi var ha? Gitmiş olsun bu arada tabii. Teşekkür ederim. Ağrınsızın? Oldukça var. Ne yapması lazım sporcu olarak kaburga çatlağına? Ne iyi gelir? Kaburganın hiçbir... Kremleri satıyor. Geleceğiz krem satıyormuş burada. Hemen cebimden çıkarsın. Kazgan kremleri falan. Kaburganın çok bir tedavisi yok. Kaburganın dinlenmesi gerekiyor. İçeriye dinlenmek şey yapamıyorum. İçin buraya geldim. Aç canım benim. Bir haftadır ilk kez evden çıkıp... Valla. Ya çok mutlu ediyor bizi böyle. Mesela işte çocuğumuz oldu, yeni evden çıktık. İlk defa size geldik. Ama onlar çok mutlu ediyor. Siz evlisiniz değil mi? En iyi arkadaşım mı bir yandan? Öyle derler ya. Yani güzel, iyi arkadaşız ama yani. Kızlar var en iyi arkadaşım diyebileceğim daha mesela iyi arkadaşlarım. Mesela hiç eşinin adı neydi? Hakan. Hakan. Hakan Bey hiç başka bir kızla başka bir evde bir gece geçirdi mi? Haşa, sorulacak bir şey değil ama. Estağfurullah, sorusu bile ayıp da yani. Böyle bir şey yapan da yoktur ama. Hani çok ütopik konuşuyoruz. Benim için problem değil ya. Değil ya mi? Hayatım lafta olunca bak. Ama dur kaburgası çattı. Şu an aklı yerinde değil. Bu arada Fuat arkada böyle yapıyor. Galiba sen bayağı relaxsın. Rahatsın. Rahat bırakırım. O da rahat. Peki. Hakan eve geldi. Aşkım dedi, bir durum anlatacağım sana. Evet. Ya benim eski kız arkadaşım. Anlatmaz. Demez yani. Eski kız arkadaşım diye bir şey. Biz böyle konuşmayız. Evet. Eskiye dair bir şey konuşmayız. My ex dedi. Ne? Eskiye dair bir şey konuşmayız. Eskiye dair bir şey. Daha bir şey sormadım. Geldi. Eski kız arkadaşım dedi. Anlat olmaz. Daha cümlesini kabul etmeniz. Cem Bey, biz eski kaşar yemedik bugüne kadar. Eskiyle ilgili problemimiz var. Sana bir şey diyeyim. Yarın öbür çocuğunuz oldu. Bakıcı arıyorsunuz. Bakıcı geldi. Çok seksi bir genç kız. Kabul eder misin? Vallahi ederim ya. Bunu dert eden çok var lan. Çok bu çiftler arasında tartışma konusu, biliyor musun? Evet. Benim bir şey diyeceğim. Senin için olmaz mı? O benim için sorun yok. Hayır, kadın değil. Aynı şekilde çok seksi genç bir adam geldi bakıcı olarak. Empati sevmem. Devam.
Nefret ediyorum bu empatiden. Kim ulan bu empatiyi? Her şey tek taraflı olmalı. Hayır, tabii ki canım. Ben aynı şey diyorsam eşim de aynı şekilde olabilir. Zaten evet. Eşim istemiyorsa olmaz o. Gizli gizli buluşuruz. Hayır, hayır. Ne diyorsun oğlum? Öyle bir şey olmaz. Eşim istemiyorsa olmaz yani. Değil mi? Ama var mı bakıcısı olan? Şu anda evde bakıcısı olan? Ya bakıcı değil de çalışan yardımcı diyelim. Aa. Dediğiniz muhabbet annemde de var. Bir iki tane Rusya bölgesinden... Öyle öyle. Valla bu çok büyük yani, problem çiftler arasında. Çok duyuyorum bunu. Tabii tabii. Güzel görünümlü bir iki arkadaş gelmişti. Genç. Gençlerdi bir de. Annem Fuat, direkt bir eledi. Kendine gel. Bir anlatırken bile. Ne oldu? Annen istemedi mi? Annemin ajansa bizzat kriteri var yani. Yaşlı ve çirkin olsun diye. Ha, böyle yazdırıyor. Aa, tabii. O zaman annen babana güvenmiyor kardeşim. Hayır babama bilmiyorum orasını. Ezgi bunların çünkü galiba, daha iyi biliyor. Ben bir genetik hissettim. Aynen, aynen var. Bunların genlerinde bir yani kadın tarafının erkekten var yani. Senin endişelerini bak Fuat'a hak veriyorduk. Şimdi yavaşça sana dönmeye başladım. Baban hiç anneni aldatmış mı ki? Yok onu yapamaz da. Niye? Babası annesi hangi böyle çok sahip? Hükümet bir kadın. Ha. Ama hükümet bir kadın derken hükümet de kandırılabilen bir şey kanka. Yok ama. Ya. Bak şimdi programı izle YouTube'da. Annem hükümet bir kadın. Peki siz nerede oturuyorsunuz? YouTube'da tam olarak böyleydi. Yani. Tamam. Sonra ya abi Çimen Show'da neler yayınlanmıyor? Ham yayınlayın izleriz. Ha ham yayını izlersiniz bizim böyle göz altında. Hamımız izgeli. Argo deyimler demiş birisi. Hani, fobisine ya da hobisine. Ama böyle kankam küfür istemiyoruz. Argo böyle deyim. Evet sen zaten ne diyeceğini bilen bir insansın belli yani. Aynen. Sen argo deyimleri mi seviyorsun? Çok ağır oldu. Ya bu benimle alakalı değil bu arada. Ankara'da bir kuzenim var Oktay. O sürekli bana böyle sesli mesaj atar WhatsApp'tan. Ama hep böyle farklı aç lan, farklı. Aç. Aha. Ha. Küfür yok değil mi? Fakire atmışlar ip üstüne. O da gitmiş düşmüş sik üstüne. Ya pardon. Ya oğlum konu nereden buraya geldi lan? Yani durduk yere sana çamur yapmışlar ip üstüne. O da sik üstüne. Al mesajı ne yapıyorsan ya. Durduk yere ne oluyor oğlum? Allah'tan şeyler yok. Hani eskiden böyle mesaj atarken güvercin müvercin koşturuyorduk uçuruyorduk ya. Aynen 3 ay bekle böyle güvercin fıtı 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 koysun. Almış ip üstüne al bunu. Bir dakika bir şey, konu neydi orada? Abi, yani bu mesela işte para pul mevzusu oldu diyelim. Hani az önce zengin fakir işte ev geldi gitti falan. Aklıma da geldi aslında tam da üstüne fazla şeye girdi. Başka ne? Başka ne açtı? Anlam olarak, deyim olarak acaba ne anlatmak istemişler? Ha bir dakika, onu, bir dakika, bir dakika yorumlayalım. Bir de o, neydi? Fakiri. Ne? Ha. Fakiri atmışlar ip üstüne, o da gitmiş düşmüş sik üstüne. Fakiri mi? Fakiri ip üstüne atıyorlar, fakiri diyor ki dur ben şu sikin üstüne gideyim. Hayır, fakir o kadar şanssız ki. İpin üstüne bile atsan gidiyor sikin üstüne oturuyor falan. Ama zengin olsa siki atsan ipe gider gibi yani. Ben bunu niye açıkladıysam? Profesör doktor Fazıl Fuat. Deyimler. Başka ne var? Anladım. Garibin kaderi ikiymiş, bizimki eşeğin sikiymiş. Garibin bir daha de, garibin. Sen de la söylemiyordun onu bir daha. Ben de. Bu çocuğun böyle bayağı fakirlikle, garipliğiyle ilgili bir şeyi var yani. Abi ben bu sana açılmaya çalışıyor da. Yerelde yani. Siyaset yapıyorum ya, ben şu an aslında biraz sıkıntıdayım. Yani ben... Benim halde bir yandan da siyaset yapıyorum. Meclis üyeliği falan yaptım. Şimdi burada ne olacak bilmiyorum yani. sonumu bilmiyorum yani. Ama o... iyi de olabiliriz. Yani fakirin derdini en iyi sen anlıyorsun. Evet evet. Fakirin derdini anlıyorsun. Hepinizi ipe atacağım. Neye düşerseniz. Arkadaşlar konuşmak istiyorum. Konuşamadım. Lafı gelmedi. Sorusu gelmedi. Yeri gelmedi. Ben elimi kaldıramadım. Sen konuştun. Soru. Tabii. Bir tane. Benim soy ismi çok değişik. Mustafa Donukara. Donukara. Sen evli değilsin değil mi? Yok ben çok gencim ya. Kaç yok oğlum, evli değilim. Sanki Ünzile amına. Kaç yaşındasın? Yok gençliğinde kaç yaşındasın oğlum? 21 yaşındayım. Tamam oğlum yani evlisin. Hani, sen mesela seninle evlenecek kadın senin soy ismini hayatta almaz. Kendi soyadını kullanır. Ya. İsminden memnun olmayan var mı? Senin soy ismin ne? Alökmen. Ar? İşte anlaşılmıyor. Ben bundan çok sıkıntı yaşıyorum. Ha öyle bir şey değil mi? Soy ismini arıyorum. Anlamadın değil mi abi? Şey gibi. Ar hükmen. Churchill var ya Churchill. Churchill'in bir lafı var. Hemen onun gibi oldu. İsmin ne? Serhat. Serhat. Anlaşılmıyor. Adam da anlaşılmıyor. İsim anlaşmıyor. İsim lafı var. Bak benim ismim mesela. Serhat biraz daha yaklaş. Tamam. Serhat.
Al Ökmen. Al Ökmen. Aynen. Ama ilk başta çok anlaşılmıyor. Doğru. İlk başta bu kadar güzel söylemedin. Al Ökmen demedin ki. Ya fazla bizim vermeyince. Süper soy isim. Peki sana finaller dönük. Sen çünkü finallerin adamı. Sen zirvelerin adamı olduğun için. Çok teşekkür ederim. Siz de. Sen çünkü sen bu arada. Hepiniz... Kankam şöyle bir kalk da senin boyunu posunu görsün. Ha? Aslan. Helal olsun. Arkadaşlar. Hepiniz ayaklarınıza sağlık. Geliyorsunuz. Çok mutlu oluyoruz. Ve bir gün bir yerde Çimen'i izleyeceğiz diye denk getirip geliyorsunuz. Evet, hepinizin bir gelme amacı var. Çimen Show'u izlemek. Ama Cengiz asla normal izlemek için gelmez. Cengiz her geldiğinde bir havadisi vardır. Cengiz'i az çok tanıyorsunuz. Bakalım Cengiz bugün bizi hangi ulvi konuda bilgilendirecek? Dünya üçgen. 4200 metrede yaşadıklarımı anlatabilirim. Neler yaşadın orada? Orada... Abi bu kadar kaldı falan. Basınçtan herhalde. 4200 santimdi. Koşarak aşağı indim. Neyse normalleşti. O yüzden zirveyi görmemiş. Kankim. Aynen şaka yap şaka. 2200 metreden sonra sürekli çıktığımız için oksijen az az oldu. Zaten benimkisi küçük oldu. Ya fazla ya. Cengiz bir kadar yakın. Canım benim seni çok seviyorum. 3200 metreye çıktık. Oradan 4200 metreye çıktık. 4200 metrede oksijen az olduğu için benim tamamen şey gitti. Ha, oğlum şaka yaptınız. Cengiz onu niye ciddiye alıyorsun? Biz ona şaka yaptık ya. Biz senin şeyini mi soruyoruz ya? 4200 metrede o nasıl onu mu soruyoruz ya? O ben de diyorum niye hiç taytlı fotoğraf atmıyor bana. Yapmayalım ya. O kadar gelmişler. Oksijen az olduğu için. Evet Cengiz oksijen az. Oksijen az olduğu için Morpheus geldi. Morpheus mu geldi? Evet. O ne demek? Morpheus. Mavi hap kırmızı hap. Mavi ya da kırmızı hap şeklinde. Gerçek mi sanırım? Morpheus mi geldi? Orada halüsinasyon mu? Anlamadım. Morpheus geldi ne? Doğru çıktı. Morpheus gelmek racon laf mı? Yok. Yo, Matrix. İki aynen. Tane hapla mı? Halüsinasyon gördüm diyor. Halüsinasyonlar görmeye başladık. Öyle mi dedin sen? O noktada işte şey var. Aslında irtifa hastalığının giderilmesi için bir hap var. İşte o hapı benim arkadaş veriyor bana ama onu Morpheus diye görüyorum. Gerçekten Morpheus diye mi gördün? Sen iki tane hapı atmış sana. Adı işte Hikmet. Azeri arkadaşımız. İşte o orada konuşuyor ama benim şuur iyice düştüğü için. Gerçekten mi Cengiz? Gerçekten. Ne yaptın peki? İşte o hapı içtik. O hap I am the one falan mı dedin ne yaptın? O hap içtikten sonra zaten bir yarım saat sonra dinleniyorsunuz sonra uyuyorsunuz. Biraz yeşil çıtırı. Yap. Ondan sonra... Rüyanda Trinity. Ondan sonra uyanıyor. Ya işte 6 saat sonra uyanıyorsun. 6 saat sonra zaten çok zinde. Trinity sen bir de beni aşağıda gör. Orada açıklamayı ver Trinity'ye. Vallahi I am the one ya. O şekilde 5137 metreye çıktım ve sizin... Cengiz, gerçekten Çimen Show'u seven çok insan var. Gerçekten çok da mutlu oluyoruz. Her geçen gün daha çok insanlara ulaşıyoruz ama bizi gerçekten zirvelerde, 5000 metrelerde afişimizi dalgalandıran tek kişi sensin. Bizim için bunu yapan bir insansın. Bir alkışlayalım. Oraya, bravo. Mükemmel bir insan. Çok tatlı bir izleyiciniz gerçekten. Oraya gidip bir de aklına biz geldik ya. Bu da çok değerli bir şey. Abi afişimizi aldı aslında yanına götür. Aslında genel olarak TV izlemeyen, hiçbir şey izlemeyen zor bir insanımdır aslında. Ama siz birinci sezondan beri bizi ve beni kaptınız. Kavradınız ve... Kaptık kavradık ne yaptık seni dağa kaldırdınız. Yıllardır konuşan arkadaşlar gibiyiz. O nedenle ben de bunu en azından sizi onurlandırayım diye. Sen bu arada hedefsiz kaldın. Ne hedef yapalım biliyor musun Cengiz? Alta yorumlara Cengiz'in yeni hedefi ne olsun diye evet. En çok oylananı yap kankam. Yani yap de, göreyim. Bence sen her şeyi yapabilirsin. Bak sen gerçekten hedefi yazsın izleyicilerimiz. Biz de bir sponsor bulalım buna onu sana yaptıralım. Sen zaten... Ama o zaman yüksek hedef ne yazarlarsa. Cengiz teşekkür ederiz. Şimdi hemen bu Amasya'dan gelen, Amasya'da değil aslında Elman'ın Niğde'de daha popüler olduğunu söyleyen arkadaşımız. Evet. Esenyurt'ta oturan kurye Ümit. 5.4 puanıyla. Birkaç yıla pilot olacak ama asıl uçuşlarını geçen yıllarda yapmış olan Fuat. Anne kız, biri Cemci, biri Fazlıcı olan Dünya Tatlısı izleyicilerimiz. Gökhan Özen'den daha da Gökhan Özen Kürşat. Türkiye'nin en insana benzeyen baykuşu kardeşimiz. WhatsApp'ını hepimiz keşke erişsek de o muhteşem argo küfürleri dinleyebilsek kardeşimiz. Şimdi bu hediye senin mi olacak, arkadaşın mı olacak? Evet, şimdi. Onun sayesinde aa. Oldu. Şey dersin, işte al bu hediyeyi, sok sikine falan diye. Bulur ona da bir şey bulur. Hediyesevin.com'dan ulaşabileceğiniz çimen ürünlerinin bir kısmını içinde bulunduran hediyemizi
günün en akılda kalan izleyicisine vereceğiz. Bu arada Şimen Show Biz Bize'yle de tüm Türkiye'ye geziyor arkadaşlar. Ulaşabildiğimiz her şeye gelmeye çalışıyoruz. Elimizden hangi şeylere gelmemizi istediğinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hediyemizi beyefendiye takdim ediyoruz. Konuğumuz Kaan Kazgan'dı. Kaan'cığım sen zaten çimencisin. İzliyorsun bizi. Sen evet. falan geliyorsun. Biz de izliyorsun. Çok mutlu olduk. Yani bizim kafamızda da bilen birisinin olması çok güzel. Sadece bu arada kavga etti. Biz o yüzden çağırdık. Ben Kaan'ı o olaydan sonra tanıdım. Allah var. Ama ondan sonra katıldığın yerlerdeki konuşma falan çok hoşuma gitti. Evet. Sonra da zaten eski hani rabarba kültüründen gelen bir arkadaş olduğu aynen. için çok eskilerden dinlediği için. Zaten direkt anladım yani frekanslar. Çok akıllı. Çok konuşman teşekkür falan ederim. Çok düzgün. Yaptığın işi çok güzel anlatıyorsun. Teşekkür ederim. İşe spor gözüyle bakıyorsun. Hı-hı. Gençlerin de çok güzel örnek olduğunu düşünüyorum ben. O olay biraz şey bir olaydı ama ondan sonraki açıklamaların çok güzeldi. O yüzden teşekkür ediyorum buraya geldiğin için. Bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Burada olduğum için. Canımsın. Eyvallah. Teşekkürler Kaan Kazgan. Arkadaşlar Çimen Show'un bu bölümü de bitti. Çok teşekkür ederiz. Sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi ki geldiniz. Eyvallah. İyi ki sizler geldiniz. Sağ olun. Çok güzelsiniz. Çimen Show. Teşekkürler baba sahne. Eyvallah. Çok sağ olun. Çimen biter. Güzel.